Kadalka değil, insanda bir ücret istiyoruz. Açıklamalarını yaptılar ve alanlara çıktılar arkadaşlar. Onları da selamlıyor. Uzak olan sevgilerden buraya gelemeyen alın içerisinden bırakan bütün dostlarımız demektir. Bizim ikramiye hakkımızı gasp edenlere karşı, 3600 ek göstergede bizi yok sayanlara karşı, insanca ücret, insanca çalışma koşullarında oyunu yanıltanlara karşı birleştik, alanlara çıktık arkadaşlar. Birleşe birleşe kazanacağız diyoruz. Birleşe! 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 Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! İkramiye hakkımız söke söke alırız! İkramiye hakkımız söke söke alırız! Sefalete teslim olmayacağız! Sefalete teslim! Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıktı. Deprem oldu. Acımızı yaşayamadan 10 kat artan iş yoğunluğunun altında SGK çalışanları olarak unutulduk. Yeterli personel yok. Yeterli altyapı yok. 80 milyona hizmet veren, bir ayda 2,5 milyon EYT'liye aylık bağlaması beklenen, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları reva görülen şey ise fazla mesai sadakası oldu. Mübarek Ramazan ayında SGK çalışanları reva görülen akşam demeden, hafta sonu demeden ve ailesinden, çoluğundan, çocuğundan ayıracağı 50 saattir söz konusu olan SGK çalışanı bu 50 saati aslında karşılıksız veriyor. Fazla mesaiye geldiğinde yol ve yemek parasını da kendisi karşılıyor. Yıpranması, performans baskısı, mevzuat yoğunluğu, stresi, yorgunluğu alarak evine dönüyor. Sanki SGK çalışanı 3000 TL ikramiye alıyormuş da 6000 liraya kadar çıkmasını kınıyoruz arkadaşlar. Peki emeklilerin, vatandaşlarımızın işlemlerin daha hızlı yapılması için ne gerekiyor? Fazla mesai değil, personel alınması gerekiyor. 3 kuruş fazla mesai parasıyla milyonlarca emeklinin işini göremezsiniz. SGK çalışanlarına EYT ile en az 5 yıllık bir iş yoğunluğu sırtına yüklenmiş durumda. Bunun şakası yok ama bakan şaka yapıyor herhalde. Biz ona diyoruz ki emekliyle bir lisan şakası olmaz. Bizi emekliyle emeklilik talebi yapan vatandaşla karşı karşıya getirecek açıklamalar yapmayın. Lütfen bu açıklamaları düzeltin. Yasal olarak imkanı olmayan sözlerdir bunlar. Bir Nisan'da emeklilik bağlanamaz. SGK çalışanı sırtına verilen bu sözlerin muhatabı maalesef Çalışma Bakanı kendisidir. Buyurun kendisi bu aylıkları bağlasın.
nasıl bağlayacaksa. Bir, 2012 yılından bu yana gasp edilen ikramiye hakkımız geçmişe dönük olarak derhal verilsin. İki gün önce doktor ve diş tabiplerine yapıldığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödeme yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanı 100 puan arttırılsın. Adil bir ek gösterge sistemi tüm kamu emekçilerine istiyoruz. Tüm SGK çalışanlarına 3600 ek gösterge verilsin. Tüm sosyal güvenlik emekçileri sosyal güvenlik hizmet sınıfı ya da uzmanlık kadrosuyla hem ek göstergesine hem de uzmanlık hakkının acilen tahsis edilmesini istiyoruz. Sosyal güvenlik kurumlarında ilçelerde, özellikle ilçelerde yemek ulaşmayan, yol yardımı yapılmayan geniş bir kesim. Tüm Anadolu illeri için de buradan bu talebi şey yapıyoruz. Tüm SGK emekçilerine ücretsiz yol ve yemek yardımı yapılsın.